Ziyaretinizin sebebi hikmeti nedir efendiler? Bir maruzatınız mı var? Her biri bölgenin önemli aşiretlerinin temsilcisi olan dostlarımız kuşatmadan oldukça rahatsız Halil Bey. Neden? Vatan müdafasının ne gibi zararı var? Bölge halkı sizin İngilizlerle olan husumetinize katlanmak zorunda kalıyor. İyi ya. Katlanmayın. Siz de vatanınızı savunan Osmanlı ordusuna katılın. Biz bu cederleşmede taraf olmak istemiyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Kervanlarımızı işletip ticaret yapmak istiyoruz. Başka? Kendi topraklarımızda işgal altındayız. Çok doğru söylüyor Halil Bey. Ticaret yapamıyoruz. Doğru söylüyor. Gördüğünüz gibi şikayetler tafsilattı. Açıkçası bu toprağın insanları olarak kuşatmayı kaldırmanızı istiyoruz. Bu kuşatma kalkmalı. Herkes şikayetçi Halil Bey. Tüccarlar şehre girip çıkamıyor. Alışveriş yapamıyor. Herkes sizden şikayetçi. İngilizlerin kayığına binip bize mi kastedeceksiniz? Topraklar bize dedemizden miras kaldı. Dolayısıyla tasarrufu da bize aittir. Bu topraklar sizin değil, devlet-i aliyenindir. Biz buraları siyasi hokkabazlıklarla yurt eylemedik. Hüküm devlet-i aliyenin olabilir. Ancak bu topraklar bizimdir. Atalarımız buralara geldiklerinde dillerinde çiçekli böcekli şarkılar yoktu. Önlerinde kurtbaşlı tuğlar, bellerinde ucundan kan damlayan yatağanlar vardı. Bu topraklar miğferlerinde dünya bir gün yazan dedelerimizin kılıç hakkıdır. Kut şehri bizimdir Halil Bey. Kuşatmayı kaldırıp ait olduğunuz yere gidin. Bizden çakıl taşı isteyenlerin bu topraklardan alacağı tek şey bu toprağın altına girmekten ibarettir. Ben size vatan savunması diyorum. Siz hala ticaret ziyaret diyorsunuz. Anadolu'da hem de bir akşam vakti mahallemize bir yabancı girdiğinde gündüz vakti önünüze yal koyduğunuz köpekler onları geldiklerine pişman eder. Siz de bırakın yabancı birini, vatana işgalci girmiş hala susuyorsunuz. Defolun gidin buradan.